Zysel. Zyxel'in 5651 sayılı kanun kapsamında sunduğu yazılımsal bir log tutma ve imzalama çözümü olan Loganizer yazılımını kullanılabilmesi için hem Zywall'da hem de programın kurulacağı bilgisayarda bir takım işlemler yapılması gerekmektedir. Şimdi bunları sırayla görelim. Her şeyden önce yazılımın kurulacağı bilgisayarda SQL tabanlı olarak çalışan bir başka programın kurulu olmaması ve DHCP server olarak Zywall'un kullanılması, Zywall'un firewall bölümünde bulunan kurallarda içeriden dışarıya yani LAN'dan WAN'a olan trafiğin logunun tutulduğu kuralın yazılması, logun gönderileceği bilgisayarın IP'sinin Zywall'da sabitlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kurulumda sıkıntı yaşamamak için bilgisayarınızda .NET Framework 3.5 bulunmalıdır. Bu aşamada öncelikle Zywall'da yapılacak ayarlar anlatılacaktır. Cihazın web arayüzüne bağlandıktan sonra Configuration menüsüne geliyoruz. Buradaki Firewall kısmına tıklayarak LAN'dan WAN'a trafiğin logunun tutulduğu ilgili kuralı yazıyoruz. Bu kural oluşturulduktan sonra yine Configuration menüsünde ve en altta bulunan Log and Report bölümüne tıkladıktan sonra açılan Log Settings menüsüne geliyoruz. Buradaki Remote Server 1'i seçip Edit ile düzenliyoruz. Aktif kutusunu işaretledikten sonra logun gönderileceği bilgisayarın IP'sini giriyoruz. Bu işlemden sonra hangi logların gönderileceğini de buradan seçtikten sonra kaydediyoruz. Program kurulum aşamasında bilgisayarınızda SQL Express bulunmaması durumunda bu programı da yükleyecektir. Eğer bu yahut üst sürüm bir program mevcutsa sadece Loganalyzer istemci sunucu yazılımı yüklenecektir. Yükleme işlemi bittikten sonra bilgisayarınızda kullandığınız mevcut güvenlik duvarının ayarlarına girip UDP 514 portuna izin veren istisnai bir kural oluşturmanız gerekmektedir. Bu kuralı da oluşturduktan sonra Loganalyzer programını açıyoruz. Programın açılış için kullanıcı adı ve şifre bilgisi admin'dir. Program açıldıktan sonra Formlar Plugin tanımı bölümüne giriyoruz. Bu bölümde kullandığımız cihazın türüne göre bize uygun olan cihazı etkin hale getirip ayarları kaydediyoruz. Bu işlemden sonra log servisi yeniden başlatılacaktır uyarısını da onayladıktan sonra loglar bilgisayara düşmeye başlayacaktır. Programın kurulu olduğu dizinde bulunan log klasörünün içinden bu işlemi takip edebiliriz. Bu logların herhangi bir yasal sorgulama işlemi için adli mercilere verilmesi gerektiği durumlarda kontrol menüsünü kullanacağız. Ayarlar kontrol kısmına tıklayarak bu bölüme ulaşıyoruz. Log kaynağı olarak tüm logları seçtikten sonra arama işlemini başlatıyoruz. Programın oluşturduğu log dosyaları karşımıza gelecektir. Sorgulama işlemi için vereceğimiz log dosyasının değiştirilip değiştirilmediğini kontrol ettikten sonra dışarı aktaracağız. Yani bilgisayarımıza kaydedeceğiz. Örnek olarak masa üstünde oluşturduğumuz test klasörünün içine ilgili log dosyası, dosyanın hash'i, sertifika ve kontrol için kullanacak olan doğrula isimli program aktarılacaktır. Komut istemcisini açarak test klasörünün bulunduğu dizine erişiyoruz. Eriştikten sonra doğrula.exe programını çalıştırıyoruz ve sonucu kontrol ediyoruz. Log dosyasında herhangi bir değişiklik yoksa işlem olumlu olarak sonuçlanacaktır. Deneme amacıyla yaptığımız değişiklik küçük bile olsa log dosyası doğrulanmayacaktır.
Log Analyzer programı vasıtasıyla bu işlemlere ek olarak alınan logların istatistiksel raporlar halinde dökümünü alabileceğimiz gibi mevcut trafiğimizle ilgili incelemeler de yapabiliriz. Formlar arama kısmından log aldığımız JSON, DHCP, trafik ve content filter loglarını inceleyebiliriz. Bu loglara kimi filtreler uygulamak istersek yandaki bölümü kullanabiliriz. Doğrudan bir değeri arayabileceğimiz gibi içinde istediğimiz değerin geçtiği sorgulamalar da yapabiliriz. Formlar istatistik raporlar bölümünden programla birlikte gelen hazır sorgu tiplerini kullanarak ağımızda incelemeler yapabiliriz. Zaysel.